sana şöyle söyleyeyim. Bunu sahnede anlattım. Ya Google'a gerçekten kendim test ettim. S, A, R yazıyorum. P'yi koymadan efülüm, Sarp efülüm yani. Uzantısı efülüm oldu. Yani o kadar yazılmış. Çok fazla sokakta da duyuyorum. 10-12 yıl oldu artık. Biter zannediyordum ben. Hmm. Ya dalga mı geçiyorlar acaba? Mekana giriyorum, çalıyor bilmiyorum. Ama iyi bir şarkısın yani. Başka şarkılarda söyledin. Başkalarının şarkılarını söyleyebilirim. Üç örel şarkı söyledin. Var öyle şeyler var ama hani bir kendi bestem falan. Ben müzisyen değilim. Ben şarkı söylemeyi severim. Seviyorsun. Severim. Yani çünkü mesela ben buraya şarkıcı getirsem desem ki ya bir şeyler mırıldır mısın? Yok abi diyorsun. Tabii o profesyonel. Eminim ki sana şimdi söylediysen söylüyorsun ama. Sen söylerim etme abi. Yani kapı gıcırtısını oynayanın evet. Öbür... Çünkü seviyorsun yani. Mesleki bir kaygım yok. Evde de söylüyor musun sürekli? Yani bazen özellikle fazlaca söylerim. Yani eşin problem çıkarıyor mu? Yok onu sevdiği tür söylersem ses etmez dinler. Evlilik böyle bir şey. Bilmez miyim? Bilmez ya. Bizde ben aslında kardeşim benim iyi gitaristtir. Mehmet Berk Apak buradan selamlarımı iletiyorum. İyi bir gitaristtir. Mühendis kendisi. Hala da iyi gitar çalar. Ben ona eşlik edecek kadar gitar çalarken biraz gitarla şarkı söylemeyi öğrendim. Okul sınavlarında da işime yaradı. Şarkı söyletiyorlar filan. Sonrasında enstrüman sonrasında ama hani çaldığımı da hoşlarına gitti. Böyle kendimi eğlendirecek kadar gitar çalmakla başladım her şeye. Hmm. Ve şarkı da sporculuk gibi aslında. Tabii ki temelde bir baz bir şeyin lazım. Evet. Şu kulağın duyacak en azından. İnanılmaz ses aralıklarına gerek yok ama söyledikçe gelişiyor. Değil mi? O utanmadıkça bir şey daha bir level daha açılıyor zihninde. Şarkı söylemenin ne olduğunu aslında bir ses oyunu değil de bir zihin bir teknik aktarım, bir duygu olduğunu anlıyorsun. Ha, teknik var ama o teknik... Ya bir Tarkan şarkısını Tarkan gibi söylemene gerek yok ama tabii ki. Kendin gibi söyleyebilirsin yani. Bazı insanların yorumlarına tutuluruz, aylarca dinleriz. Kenarda köşede sosyal medyadan çıkan. O çünkü bir şarkının ruhu, kimyası uyuyor, bir şey oluyor. Yani ben şarkı söyleme şeyini seviyorum yani. Eforumu seviyorum. Yoksa beni o konuda bir sınava ya da bir para kazanmaya kalkmak istemedim. Bu konuda peki yani yeter artık söyleme diyen var mı? Çok şükür Bartu'yla Melikşah bir ara. Bartu da ilginç bir şekilde seviyor. Çünkü o da mesela böyle daha niş, böyle daha alternatif bir müzik yapan bir insan. Çok özel bir grup. Çünkü Abluka'da ben arkadaşım ben olmasa da severim bir grubu. Ciddi dinleyicisiyim. Ama mesela o benim böyle bizim eğlenceli, alkollü ev muhabbetlerimizdeki 90'lar potbollerim falan gitarla. O çok sever yani ilginç. Yok, kusura bakma Bartu. Nücüri sebeplerde sürekli geçiyordu ya. Az taciz etmedi o zaman. Duygusal zorba.